Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun büyük favorisi Galatasaray yoluna 3 kulvarda dolu dizgin devam ediyor. Sarı kırmızılı takım bir yandan sezonu şampiyon tamamlayıp ipi göğüslemek isterken öte yandan teknik direktör Okan Buruk gelecek planlamasına da devam ediyor. Bu kapsamda Cimbom'da olası bir ayrılık durumunda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı transfer edilecek. İşte o futbolcu ve detaylar. Hali hazırda 14 yabancısı bulunan Galatasaray yeni sezonda bu sayıyı 12'ye düşürmek zorunda. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlamasını çok titiz bir şekilde yapması gerekiyor. Öte yandan Cimbom'da sözleşmesi sona erecek isimlerden biri de kaptan Fernando Muslera. 2011 yazında takıma dahil edilen Uruguaylı yıldız kazanılan kupalarda önemli aktörlerin başında gelmişti. Teknik direktör Okan Buruk anlaşma sağlanamaması halinde kaleye emanet edeceği ismi belirledi. Bu kapsamda sarı kırmızılıların listesinin başına Manchester United'da kariyerini sürdüren Altay Bayındır yazıldı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 5 milyon euroya İngiliz ekibinin yolunu tutan milli kaleci burada istediği forma şansını yakalayamadı. 25 yaşındaki file bekçisi Onana'nın hatalarına rağmen teknik direktör Erik ten Hag'ın tercihleri arasında yer almadı. Devre arası olmadığı sezon sonu geliyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun büyük favorisi Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde önemli takviyeler yapan sarı kırmızılılar sezon sonu içinde ilk transferini netleştirdi. Mertens'in emekli olması durumunda yerine gelecek isim belli oldu. İşte sezon sonu gelecek olan yeni yıldız ve tüm detaylar. Sezon başında birbirinden önemli takviyeler yapan Galatasaray devre arasında da bu hamlelerini sürdürdü. Hali hazırda 14 yabancısı bulunan Cimbom yeni sezonda bu sayıyı 12'ye düşürmek zorunda. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlamasını çok titiz bir şekilde yapması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına konuşan Dries Mertens çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, "Bu kulübün önceliklerinden biriyim. Tuhaf geliyor ama artık bırakmam gerektiğini hissediyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum. Her gün futbol oynamaktan büyük keyif alıyorum ama daha fazla özgürlüğe ihtiyacım var. Sakinlik ve ailemin yanında olmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Deneyimli oyuncunun emeklilik kararı alması halinde yerine transfer edilecek isim ise ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, Portekizli yıldızı listenin başına yazdı. Mertens'in yokluğunda Cimbom bu bölgeye yine yıldız bir oyuncu transfer etmek istiyor. Galatasaray devre arasında temasa geçtiği Rafa Silva için sezon sonunda tekrar harekete geçecek. 30 yaşındaki yıldızla Inter ve Lazio'nun da ilgilendiği ortaya çıktı. Benfica'da kariyerini sürdüren Rafa bu sezon 35 maçta 14 gol 12 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'a piyango vurdu. Cimbom Trendyol Süper Lig'in 25. haftasını aldığı galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu. Sarı kırmızılı ekibe sezon başında katılan bir oyuncuya flaş bir talip çıktı. İşte detaylar. Süper Lig'in 25. haftasında Rams Başakşehir'i mağlup eden ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında puan kaybetmesiyle liderliğe yükselen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa uzanan ve bu sezonda aynı başarıya ulaşmayı hedefleyen Sarı Kırmızılılar, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekmişti. Cimbom, Icardi, Zaha, Ziyech, Sanchez ve Ndombele gibi birçok ünlü ismi renklerine bağlamıştı. Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Tete oldu. Aslan 23 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Büyük umutlarla transfer edilen Tete gösterdiği performansla beklentilerin çok altında kaldı. Türkiye'de kış transfer döneminin sona ermesine rağmen Brezilyalı oyuncuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Gelen bilgilere göre Grêmio ve Palmeiras Mart başına kadar devam edecek Brezilya Ligi'nde transfer dönemi için Tete'yi izleyecek. Brezilya basınından derlenen habere göre şu ana kadar gelen en iyi teklif 8 milyon euro civarında. Eğer teklifler 10 milyon euronun üzerinde bir rakama çıkarsa Galatasaray Tete'yi satma konusunda tereddüt etmeyecek. Cimbom'dan taraftarın sevgilisi olacak transfer. Devre arası transfer döneminin bitiminin ardından Galatasaray yaz transfer dönemi hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılı ekip flaş bir hamle yapacak. Cimbom İtalya'dan taraftarın sevgilisi olacak bir ismi gündemini aldı. İşte detaylar. Galatasaray devre arası transferlerini yaptı ve Süper Lig'de zirve yarışını sürdürüyor. Devre arası transfer döneminin bitişinin ardından Cimbom sezon sonu çalışmalarına da başladı. Galatasaray kadrosuna flaş isimler katmak istiyor. Bunun için planlarını erkenden yapan sarı kırmızılı ekip flaş bir ismi gündemine aldı. Cimbom yeni sezonda da şampiyon olmak istiyor ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu bağlamda Galatasaray Roma forması giyen Stefan El-Sharabi'yi listesine aldı. Yıldız oyuncu için sezon sonu teklif yapılacak. Galatasaray tecrübeli sol kanatın sözleşmesinin 2025'te bitmesini büyük bir avantaj olarak görüyor.
Bu sezon 29 maça çıkan İtalyan futbolcu bu mücadelelerde 3 gol 5 asistlik katkı sağladı. Şarabi'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'da Dries Mertens kararı. Sarı kırmızılı yönetim sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan 36 yaşındaki Belçikalı futbolcu Dries Mertens'i bir yıl daha futbol oynaması konusunda ikna etmeye çalışacak. Son maçta gösterdiği harika performansını bir golle süsleyen Dries Mertens, teknik direktör Okan Buruk'un da sisteminde kilit bir rol almaya devam ediyor. Yönetim sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan 36 yaşındaki Belçikalı yıldızın bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giymesini çok istiyor. İdareciler bu konuda Mertens'le masaya oturacak. Teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli oyuncusunun takımda kalmasından yana, Mertens bu sezon 34 resmi maçta görev aldı. 1972 dakika sahada kalan Belçikalı yıldız bu süre içinde 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. Deneyimli isim sarı kırmızılı formayı toplam 67 kez giydi. Bu dönemde 13 gol 10 asist yapan Mertens pas istasyonunda da merkez oldu. 36'lık Belçikalı oyuncunun değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor. Ziyech'in durumu sezon sonu belli olacak. Galatasaray'ın faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken bir süredir transfer için görüştüğü Suudi Arabistan kulübünden resmi açıklama geldi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın bedelsiz satın alma opsiyonuyla sezon başında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech ile ilgili resmi açıklama geldi. Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentilerin altında bir performans sergileyen Hakim Ziyech, Fas milli takımı için gittiği Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmüştü. Suudi Arabistan kulübü El Şebab ile görüşen Ziyech'in transferinin olmayacağı açıklandı. Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Hakim Ziyech bu sezon 4 kez sakatlık geçirdi. Tecrübeli oyuncu Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken 19 maç kaçırdı. Sarı kırmızılılar da beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve ayrılığı gündeme gelen Ziyech'in durumu ise sezon sonuna kaldı. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol atıp 2 de asist yaptı. Emin Bayram fırtınalar estiriyor. Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı genç yıldızı Emin Bayram performansıyla Avrupa'da adından çokça söz ettiriyor. Yıldız futbolcu Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham ile yarış halinde. Fanatik'in haberine göre Jim Bob'un Westerlo'da kiralık forma giyen futbolcusu Emin Bayram, Avrupa'daki 21 yaş altı oyuncular arasında en fazla ikili mücadele kazananlar listesinde 3. sırada yer alıyor. Genç oyuncu bu sezon Westerlo formasıyla 143 ikili mücadeleden galip ayrılmayı başardı. Bu başarısıyla 21 yaş altı oyuncular arasında 3. sırada bulunan 20 yaşındaki stoper, 147 defa ikili mücadele kazanan Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın arkasında yer alıyor. Avrupa'daki 21 yaş altı oyuncular arasında en fazla ikili mücadele kazanan isim ise Bradley Loco oldu. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest forması giyen Loco, 150 ikili mücadeleden galip ayrılarak zirveye adını yazdırdı.